ki laikliğin bir parçası olarak benimsedik biz takvimi. Hı hı. Yani sekülerleşme operasyonunun bir unsuruydu. Ama o takvim dini bir takvim canım. Şimdi işte onu soracağım. Bizim laikliğimizde İslam'la ilgili olunca sorun çıkıyor. Hristiyanlıkla ilgili olunca niye sorun çıkmıyor? Efendim şimdi Mustafa Beyciğim, Hristiyanlık malum Hristiyan alemi gelişmiş bir alemdir. Şu Müslümanların bir haline bakınız. Dolayısıyla Hristiyanlıkta problem çıkmayacaktır tahmin ediyorum Mustafa Beyciğim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Engizisyonu ben mi kurmuş? Engizisyonu siz mi kurdunuz? Dünya deniyor diyenleri ben mi içeri attım? Bruno'yu ben mi yaktım? Vallahi bilmem. Yani kilise benim miydi? Orada ya. Karanlık çağlar varken benim çağlarım aydınlık saçıyordu. Elhamdülillah. Yani dolayısıyla öyle diyene söylenecek çok sözümüz. Çok var sözümüz değil mi? Elhamdülillah. Eyvallah. Ama nasıl oysa ama atlayamaz. Çok önemli bu mesele. Çok mühim bir mesele. İki yüzlülük işte bu. Çifte standartlılık. Benim kabullenemediğim burası. Yani değiştirirsiniz olabilir. Bunu bir biçimde izah edersiniz. Fakat eğer siz laiklik adına yapıyorsanız böyle bir şeyi, böyle bir operasyonu, hı-hı, dürüst olun. Hı-hı. Yeni bir takvim. Gregorian takvimini almayın. Yeni bir takvim yapın. Yani bir papanın adıyla anılan, evet, ve kilisenin takvimi olarak ortaya çıkan bir takvimi almayın. Yani bunu yapıyorsanız laiklik iddianıza kimse inanmaz size. Tabii. Yani bunu laiklik adına yapıyorum demeniz de güme gider. Zaten Fransız ihtilalinden sonra onlar bu takvimi reddettiler. Evet. İhtilalciler. Çünkü onlar irticai takvim olarak gördüler. Elbette ki. Evet. Herifler gayet doğru bakıyorlardı. Attılar o takvimi, kendilerine göre yeni bir takvim. Evet. Ha işlemediği, olmadığı ayrı bir konu. Batıl batmaya mahkumdur. Öyle miydi? Batılın, evet, batmak hakkında tahakkuk. Evet, bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Bu nasıl bir insanı köşeye sıkıştırma operasyonudur? Akıllara durgunluk verecek. Evet.